Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki hususi bir şeyim de inşallah istifade ederiz. İstifademi indirdiğim bir şey. Yani nota döndürdüğüm bir kısmını okuyayım. Bizim mantığımız, yani bir şeyin ne olduğunu sorgulama, süzgeç ve tezgahımız. Mantık bu. Herkes mantığı farklı yorumluyor. Bizim mantığımız, yani bir şeyin ne olduğunu sorgulama, süzgeç ve tezgahımız mekan ve zamana bağlı kurulmuş. Dünyada bu kafa buna göre kurulmuş. Yani bu Risale'nin direkt değil, Risale'nin okurken istifade edeyim notlar. Gündüz işte bunları dinlersiniz, sizin şu olur. Malzeme olur Risale'nin okurken, tefekkürünüze malzeme olur. Bizim mantığımız, yani akıl, şu diman 7 mertebesi, sebep-sonuç ilişkisi, yani mekan ve zamana göre kurulmuş. Aslı öyle değil yapısı. Ama böyle kurduk. Mesela bilgisayar Windows 7'yi kurdu. 5 kurdu. Linux'u kurdu. İşletim sistemi bu. Bu sistem içinde çözeceksin. Ne yaparsan yap onu aşamazsın. Çok önemli bir şey söyledim. Ne yaparsanız yapın, hangi işletim sistemiyle çalışıyorsa bilgisayarınız, en nihayet mertebesi o adamın kurulumuna bağlı. Bizim akıl ve mantığımız kainata bağlıysa bağımlıdır. Ne yaparsan yap kainatın dışına çıkamaz. Çünkü sebep-sonuç ilişkileri bombalanmış. O kurulmuş. Mekan ve zaman ilişkisinde kurulmuş. Bütün doğrularımız. Size bir tanesini söyleyeyim. Su yukarıdan aşağıya akar. Bunun tersini düşünemezsiniz. Niye? Çünkü akıl buna müsaade etmez. Oysa bu her mantık değildir. Burada kurulandır. Yani öyle bir şey değil. Su niye aksın ki? Terste de akar. Yani su niye olsun ki? H2O'dur. Gazdır. Mesela ama bizim kafamız bu sisteme göre çalışıyor. Soruları da bu sistem içinde sisteme göre soru soruyor. Sistemin dışındaki yazılımcıyı, Windows'u yazan adamı, Windows sistemi içinde onu kısmen tanırız. Ama Windows bir tamamıya bu sistem yazılımcıyı göstermez. Anlıyor musunuz? Yani işletim sistemi var ya bilgisayarda. Onu kim yazmışsa bunu ben yazdım. Beni kimse görmese, bunu tarihin sürecinde bu defter birisi okusa, beni fikri yapımı anlar. Mantık kuruluşumu anlar ama hissiyatımı, duygularımı, enfus yapımı, yani hatta hiç tipimi görmese yazımla tipimi anlamaz. İşte kainat bir yazılımdır, işletim sistemidir. Onu yazan Allah'tır. Ancak kainatla Allah'ı tanırız. Biz de tanımlarız ama keyfiyetini bilemeyiz. İşte niçin bunu söylüyorum? Şu mantıksız soruyu soruyoruz. Bu kainat cinsinden kainatın ustasını düşündüğümüz için kainat cinsinden bir Allah arıyoruz. Soruyu öyle soruyoruz. Mesela bu onu yaptı, o da onu yaptı. Peki Allah'ı kim yaptı? Bu soru işletim sistemi içerisindeki bir mantık kuruluşudur. Bu mantık kuralını, Kur'an'ı anlatmaz. Bu sistemi Kur'an bu sisteme bağlı değil. O zaman bu sistem cinsinden aramayacaksın ustayı. Bu tezgahtan zamansız ve mekansız bir mal geçiremiyoruz.
Anladınız mı? Bu tezgahtan, dima tezgahından zamansız ve mekansız mal geçiremiyoruz. Gümrükten geçmiyor. Ustad da ne diyor? Ben diyor cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Yazılımdan çıktı. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Geniş zannettiğin şu dünyadan daha geniş bir alemi görürsün. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor. Anladım, kitap okudum demiyor. Sebebi, ya bu ne bileyim anlatayım, kendimi yıpratıyorum ama. Ya arkadaş, yazılım sistemi var ya, yazılım sistemini kuran. Bu adamın birkaç sıfatı, yani bu adamın mantığı, kuruluşu, matematiği vesaire, tasarımcı çizmiş yani. Sen bu bilgisayara girdiğin zaman bunun dışına çıkamazsın. Bunun dışına çıkıp bana varamazsın. Bilgisayarın dışında bu adam. Yani bilgisayarı yapan bilgisayardan önce olduğu gibi bilgisayara benzemez. Kainatı yapan kainattan önce olduğu için kainata benzemez. Kainatın kuralı işletim sistemiyle o tanınamaz. Bilgisayarın işletim sistemiyle yazılımcı tanınamadığı gibi. Dolayısıyla ne işine yarayacak bu soru, şey bu konuşmalar? O zaman Allah hakkında soru bu kainat cinsinden Allah olmadığı için senin soru ve almak istediğin cevap kainat cinsindendir. Soruna almak istediğin cevap kainat cinsindendir. Kainat cinsinden olmazsa onu almıyor kafa. Niçin almıyor? Çünkü sistem böyle kurulmamış. Windows böyle kurulmamış. Mesela Apple diyecektim. Tam onu diyecektim. Apple bir şey var, sistem yapmış. Almıyor. iPhone'u bağlıyorsun herhangi bir telefona, görmüyor. Öyle değil mi? Samsung'u görüyor. Android sistemiyle çalışmadığı için Apple değil mi? Tanıması için ekstra bir program yerleştiriyorsun. Onu tanısın diye. Ha, ekstra bir program dershanelerdir yani. Enfus derslerdir, bu dersler. Ekstra program ekliyoruz yani şu anda. Yani enfus dersleri, yani enfusi derslerimiz var mesela, gelmiş geldi iki tane oldu. Güneyde çok oldu. Oradaki ihtiyaç daha fazlaydı. Ne yapıyor biliyor musun? Yani bu sistemin dışına çıkarıyor seni. Enfus odur. Yani bu sistemin içindeyken sistemin dışına çıkamazsınız. O zaman bu sistemin dışına çıkabilmen için yöntemi bu sistemle olmamalı. Yani enfus de çıkabilirsin ancak. O hiçliğimi diyor, anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu alem bizi mekan ve zamanla muayyenleştirdiği için bundan çıkmak hiçliğini bilmek manasındadır. Sanki yapay bir sistem. Zor olmuyor değil mi? Evet, tamam. Keşke Murat da olsaydı. Oysa bu mekan ve zaman kurulurken, bak bu mekan ve zaman kurulurken bizim akıl ve mantığımız kullanılmamış. Bu mekan ve zaman, bu akıl için diyordum ama şimdi bu başka bir şey diyorum. Yani eskiden beri dediğim şuydu. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmamış. O zaman bu aklın mutluluğu ve bu aklın akıllılığı bu aklı yapana bağlamaktır, bu aklı. Ha, başka bir şey diyorum şimdi. Bu kainat sistemi kurulurken benden önce kurulduğundan benim aklımı kullanılarak sistem kurulmamış. Zira benim aklım yapılırken benim aklım, ilmim kullanılmamış. İşte benim aklımı yapanı bu akılla anlamaya çalışmak, bak bu akılla bu aklı yapanı anlamaya çalışmak benim yaptığım saatin beni tanımasına benzer. Saati ben yaptım. Ben yaptım ya. Şimdi bu saat kalksa, akıllı şuurlu olsa, beni tanımaya çalışsa. Yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü bunu ben yaptım ve ben bundan önceyim.
O zaman kainatı yapan, yani kainat demek mekan ve zamanı yapan, mekan ve zamandan önce olduğu için zamanı yoktur. Ve mekanı da yoktur. Mekanı ve zamanı yapanın mekandan ve zamandan önce olduğundan mekan ve zamanı yoktur. Zamanı olmayınca başı yoktur. Başı olmayınca doğuranı yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Başı olmayınca doğmamıştır. Doğmayınca da doğurmaz da. Mekanı yapanın mekandan önce olduğu için mekana sıkıştıramazsınız. Mekanın vasıflarıyla onu tanımlayamazsınız. Bu senin donanımların var ya bedensel. Şu beden mahluktur. Mekan ve zamana bağlıdır. Adeta bu beden mekan ve zamanın yoğunlaşmış şeklidir. Beden zaman ve mekanın yoğunlaşmış şeklidir. Fakat bunun arka tarafı, yani burada olan ama arka tarafı olan tamamen oraların menfezi. O yöntemleri, yani metafizik dedikleri, enfusi dedikleri, böyle o hale geçebilirsen, onu yakalayabilirsen, mekan ve zamanın kaydından çıkarsın derecene göre. O zaman mekansız ve zamansız idrak edilen şeylere şahit olursun. Ve şahit olanlara da, şahit olmayanlar şöyle der: manyağın birisi. Yemiş kafayı. İşin garip tarafı da o bize öyle diyor. Tamam diyecektim ben ya. Zavallılar diyor bize. Anlamıyorlar abi. Anlatamıyor, şey yapamıyor mesela. Anlatamaz. Evet. Şu dersleri dinleyince şöyle yapar: mübarek orada oturup şey yapacağına bir yer okusana ya. Oysa bu ders değil, Risale'nin dersi değil. Bu okurken, çünkü bu Risale-i Nur okuyanların şeyi, hal. O tefekkürle not alıyorsun ki işaretlerinden, sonra kullanırsın. Çünkü okuma anında bir ilham geliyor, sonra bulamıyorsun. İşte ne yapıyorsun? Bu bilgileri alıp Ayet-i Kübra'yı okurken, ikinci şuayı okurken, dördüncü şuayı okurken, ha böyle bu dersi dinledikten sonra ha, Allah Allah. Malzeme kullanıyorsun, seni öteye taşıyor. Bu malzemedir, netice değil. Anlamıyor. Onlara ne diyeceksin? İtiraz ettiği zaman sakın cevap vermeyeceksin. Sakın ha. Ya ne yapıyor ya orada adam oturuyor? Doğru söylüyorsun. Ne yapalım? Biz de onun gibi uyduruyoruz diyeceksin. Savunma. Beni kimse savunmasın. Bizim meşgul olduğumuz sağ mülk ve melekut. İki taraf. Kah bu taraftan ders yapıyoruz, kah öteki taraftan ders yapıyoruz. Kah buradan oraya geçmenin yöntemleri, malzemelerinden bahsediyorum, benim istifade ettiğim. Onun için anlamayana bir şey anlatamazsın, savunma. Diyeceksin ki adeta kal şu mülkte, sen kal. Onun için diyeceksin doğru söylüyorsun, dinleme bu adamı ya. Dinleme, boşuna zamanın harcama. Zamanı yapan der... Kodluyorum. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Zamanı yapan der esması zamandan önce olduğu için, zaman mahluktur. Der esması zamandan önce olduğu için zamana benzemez. Zamanı yapan zamandan önce olması lazım olduğu sırrınca. Tamam. Peki der esması zamanı halk etti. Zamanı yarattı. Mahluktur. Boyuttur. Enerji boyutu. O der esması zamandan önce olduğuna göre ona azami derecede mazhar olan insan zaman arkasında zaten bulunabiliyor. Zaman arkası da var insanda. O der esmasına mazhar oldun mu arkaya geçiyorsun otomatik olarak. İnsanın sırları işte düşün. Anlaşıldı değil mi şimdi biraz? O zaman insan zamanla istediği gibi oynayabiliyor mu? Tabii arkaya oynarsın. İstediği gidiyorsun. Kabire bakıyorsun. Seyrediyorsun. Kabire bakabilmen için ölmen lazım.
Yani 50 sene sonra, 100 sene sonra. Sen kabirdekileri görmen için 50 sene sonra. 100 sene lazım sana. Ama dehr esmasına mazar olduğu için vefat edene keşfel kubur. Bakıyor kabire. Allah Allah. Cennete bakıyor. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam. Ya Ömer diyor, senin köşkünü gördüm diyor. Ben hangi peygamberin zannetmiştim diyor. Benim için bu inanç var ya, bu söz. İnanın, yemin ederim, bir itikat seviyesi değil. Realite bu odadan öteki oda gibidir yani. Bu kadar kesin benim alemimde gayet normal. Evet, yatam yok. Ama fikriyatım ve hissiyatım mekan ve zamandan kısmen sıyrılmış. Yani Allah'ın ikramı. Yani artık ben mekana ve zamana bağımlı ve bağlı olarak düşünmeyi çok basit ve hapis görüyorum. İmam Gazali'nin sözü var, iki sözü var. İmam Gazali neyse senin aleminde düşün. İslam toplumunda inkişaf etmek için mağaraya kapanmış. İslam toplumunda çıkmış mağaraya. Şimdiki cemiyette değil. 10 sene kalmış Selahattin abi. 10 sene kalmış. 10 sene. Daha kalacakmış. Kalmamış. Sebebini anlatıyor. 10 sene Gazali gibi bir zat mağaradan çıkınca beyanat veriyor. Ne diyorlar ona? Basın ifadesi. Basın ne diyorlar? Basın toplantısı. Basın toplantısı. Basın toplantısı yapıyor. 10 sene mağarada kalmasını hulasalandırıyor. Diyor ki, çok ilginçti. Rüştü abi dedi bunu bana, anlattı. O filozoftu zaten. Gazali, Mazali, Hegel. Ben hepsini şey yapmıştı, okumuştu. Filozof derler. Ne dedi abi dedim ya. Hasan dedi. Gazali dedi ki, iki şey, 10 sene, herkes heyecanla bekliyor. 10 senenin terakkümü, yani 10 senede kazandığı, mağarada kazandığı, çoluk çocuk yok. Malı mülkü satmış, karısına lazım, çocuğuna lazım olanı vermiş. Satmış girmiş mağara, bitti. Sonra 10 sene sonra çıkıyor piyasaya. Basın toplantısında şöyle diyor, 10 senesini, 10 senesini. Eğer her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar, Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İki, eğer vesveseye, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim, hiç mağaradan çıkmazdım. Yani yalnız kalanın şansı yoktur. Eğer vesveseye düçar kalacağımı, yalnız kalıp vesveseye düçar kalmayacağımı bilseydim, ben mağaradan çıkmazdım. İki, her şeyi akılla izah edenler, Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Tabii bu akılla Allah'ın rahmetini daha şey olmaz. Şu Allah'ın rahmetini bu zannediyor. Yani bu olmaz ki. Bu akılla rahmetini. Evet. Şimdi zaman ve mekanın arkasına nasıl geçileceğini anlaşıldı değil mi? Dehr esmasına mazar o. Ne o mekanı inkar edenler onlar peki bunları hiç düşünmüyorlar mı? Hiç, o düşünce mekanizması alt üst olmuş. Nasıl biliyor musun o? O diyor. Bir tanesi rast geldi böyle konuşuyor. Şu kavramı sonra Allah'a hani Allah şu arada dedi. Ya dedim sen Allah'ın şimdi mekan söz konusu değil yani. Sen nasıl yok Allah ayet kelime okuyor. Allah ayet-i kerime şu. Er-Rahman alel arşiste var. Allah arşta istiva etti. E peki altında bir ayet var. Leyse kemisli şey. O hiçbir şeye benzemiyor. Anlamak için. Hani şimdi sen yat kalk da şükret Risale-i Risale sen dedin ki bu zaman ve mekan hiç düşünmüyorlar mı ki Allah böyle düşünüyorlar? Kardeş Risale-i Nur okuduğun için sen bunu artık çıktın sebep sonuç ilişkisi. Adam Vehhabi. Ondan Vehhabiler ehli sünnette neye düştü? Bir tanesi o. Allah'ı insan gibi düşünmekten, kaderi inkar etmekten, kişi fiilini halikidir demekten düştü. Ondan ehli sünnet. Şimdi Allah'a mekanı hapsediyor. Er-Rahman alel arşisteva. Arşta istiva etti Allah. Beşer gibi düşünüyor. Tamam? Yani oysa zaman ve mekanı yapan zaman ve mekandan öncedir. E peki onu anlatıyorlar. Uzun ben girmeyeyim şimdi. Kainatı işletim sistemi nasıl çalıştığını anlatıyor o ayet. Risale'n okumasan nasıl çıkacaksın? Vehhabilerin yüzde ben kardeşim dünyayı dolaşıyorum. Bak nerelerden geldim. Da ne biliyorsunuz. Bir hemenden geldi ya. Kardeş, Alman'ı sordum.
Nurculara takılmıştı. Vehhabilere git gelmeler yaşadı. Benle görüştüler. Görüşmek istemedim. Baktım şey yani. Neyse dedim. Abi tamam sabret dedi. İyi sabrettim. Halam gitti gene Vehhabilere takıldı. Şimdi ne yaptı? Vehhabilere takılanın %90'ını söylüyorum. İnanın bana. Bu kardeşinizi dünyaya dolaşan tecrübesi olanı söylüyorum. Tarikat falan demiyorum. Vehhabilerim. %90'ı psikolojileri yani %90 içinde ya psikoloji bozuk ya da intihar etmiş. Veya intihar aşamasına gelmiş. Başka çıkış yok. O kafir. Anne kafir. Baba kafir. O kafir. İşte herkese kafir. Ne olur kafirlerin içinde yaşanır mı? Peki sana söylüyorum psikoloji nasıl olur? Bu odanın içi, salon içi yılan dolu, akrep dolu, fare dolu, aç köpekler mesela. Yaşayabilir misin burada ya? Aman aman her taraf. He? Yani bir gün arkadaşımız vardı, komşuydu bana. Ama biraz samimiydi, İslam'a son. Önce bana Hümeynice olmayan kafir diyordu. Hani onun dışında hep kafir. Nasıl yaşayacaksın ki? Ondan sonra da Hümeyni de kafir dedi. Oraya gittikten sonra yani. Bu kime katıldı bilmem yani. O herhalde Selefi falan bahsediyor. Evet, Selefi. Bakın sen dediğin gibi o yine Vehhabi'yle görüyor. Bir dolmuştan inip mi? Dolmuş. Onun için dolmuştan inip dolmuştan. Kardeşim evet, okumasa, bak Nurculuk'ta da bile, bak. Bunu okuyan istikamet bulamaz. Ne diyorsun ya? Bunu okuyan istikamet gene tutturamaz. Ama imanını kurtarır. İnkişaf et. Bunu da okusa gene istikameti, imanı kurtulur. Hele bunu okusa imanı zirve yapar. İstikamet gene olmaz. İstikamet bulması için ille bunu okuyacak. Bunu okuyacak. Ve uyuyacak. Okumak etmiyor. Laikalar istikamet verir. Hiç şansı yok. Bak, bunu okuyanlar, bunu okumadıkları için bak ne hale geliyor. Hiç senin kafan bile alma, yani bir çocuk bile yapmayacağı hataları yapıyorlar. Ve ısrar ediyor. Gidiyor, Müslüman kişilere savaş açıyor. Öyle değil. Bu olmasa olmaz kardeşim. Benim babamın kitabı değil bu. Babamın kitabı değil bu. Ben lazım. Bunu ortaya çıkmasına vesile olan Kürt'tür. Bunun ustadı, bu ustadımın ustadı Arap'tır. Allah nereli? Allah nereli? Kardeşim, yani ben niçin sıraladım biliyor musun? Taassubum olsa bunu yapmazdım. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan ders. Evet, evet. Direkt yani. Yani ne diyor? Arap yani. Ama Allah nereli? Kardeşim bunsuz olmaz. Olmaz gidemezsin. Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim gidemezsin. Ne gidiyorlar? Ya İfrat ya Tifl. Aha Almanya'daki bir emin ne oldu? Neredeymiş biliyor musun şimdi? Bahnhof'ta köprü altlarında ya bazen çıplak bazen bilmem ne yemiş bitmiş kafa. O kafir bu kafir baba kafir anne kafir. Bunu sana veriyorum demiş. İnşallah demeden dedin diyor kafir oldun diyor. Geçmişin halde sıfır. İnşallah bunu sana veriyorum diyecek. Ne olmuş? Unuttun söyle. O bitti. Olmaz unutma. Bitti. Neyse konumuzu çakmayalım. Olmaz abim. Olmaz. Ya ifrattasın ya temin. Vasat yok. Olsaydı derdim. Bak 16. sözü iyi bildin. Allah bir anda her yerde nasıl iş yapıyor? 16. söz. Ya gidip de gelen var 10. söz. Ruh 29. söz. Ya miracı ben aklını anlayacağım 31. söz. Ama kime neyi nasıl anlatacağım, nasıl hizmet edeceğim ben bu Almanya'da? Bunu okuyacaksın. Kime taraftar olacağım, kimin yanında olacağım? Veya karşıdaki insanın kim olduğunu nasıl anlayacağım? Karşıdaki insanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan kimin yanında ne yaptığına bak. En basiti bu. Bu olmasaydı 10 defa trenle giderken ben makas koyup benim rayımı değiştirirlerdi. 10 defa. Kaç defa ya? Müştü abi öyle demişti. Yani Zübeyir abiden, Zübeyir abinin talebesiydi. Ben de Rüştü abinin yanındaydım. O da Zübeyir abi biliyorsunuz ustadım Zikabit'i. Buna sarılan demiş, ustad bana dedi diyor. Bir eline Kastamonu'nda layıka ki o söz onundur. Nurcuların ilmi hali laikalardır. Buna sarılan diyor istikameti bozulmaz diyor. Demiş. Zümer abi şey demiş. Ben de ustattan aldım demiş. Elhamdülillah. Anladın mı? Şeyimiz var yani.
Kesinlikle benden diyor, benle görüşmekten 20 derece faydalı olur diyor. Tamam, devam edelim. Abim, Vehhabilerin %90'ı Rus'a psikolojiciyim elhamdülillah. Bak o Hasan, abi kurtaramaz mıyız dedi. Dedin abi, baştan söyledim. Ben ona dedim. He. Hatta ona da söyledin zaten. Evet, hatırlıyor musun o gece Biremen'de? İçeriye girmiştiniz abi. Ha, içeriye yalvardılar. Ya ben buna konuşmam dedim ya, bu dengesiz. Vehhabi'yle şeyi, abi dedi bizim hatırımız, tamam dedim Allah için konuşayım o, sizin hatırınız için de olmasın. O işte o gece orada konuştuk. Şimdi neredeymiş? Dinlemedi beni. Dedim kardeşim, Vehhabi'liği de anlattım, tarihi sürecini anlattım, İngilizlerin kurduğunu anlattım. İngilizler kurmuş Vehhabi'leri, Müslümanları dengesizleştirmek için. Vehhabi'lerin neticesini söylüyorum, %90'ı yaşıyorsa dengesizdir, %10'u intihar etmiş. Çünkü yaşama şansı yok. Annesini bile kafir diyor. Nasıl yaşayacaksın evde? Herkes kafir. Tövbe estağfurullah ya. Bana zındık dedi. Sen nereye tabisin dedim. Dedim Risale-i Nur'la. Kafirsin. Kur'an bile demeyecektin, Allah'a diyecek. Ömrüm Allah'ı anlatmak için dünya dünya dolaşıyorum. Bana kafir diyor. Çık lan dışarıya. Çık. Genç ha, daha 25-27 yaşında. Kovdum. Kafirsin diyor. Senin kafirin lafı da dinlenmez diyor. Zaten çıkacaktı. Çık lan. Kafirmiş. Ben de dedim arkadaşlar, burada bazen hemşerisi var. Ondan sonra buluşmuş da bu şey var ya, bir tane bir golü var. Ne? Konuşmuş demiş, sen kafirsin. Tamam. Nasıl ben kafirim ya demiş ya. Allah Allah. Allah. Tamam. Neyse hadi. Geleyim mevsimimize. Ya kardeş, niye devre dışı oluyorum bazen? Deli oluyorum ben buna ya. Bazı kardeşim, belki bunu da dinleyenler diyecek ki, ya sen bilen, ya kardeşim ne olur, yer gökün sahibi olan Allah'ınız adına yemin ediyorum. Çok insan rastlıyorum ya. Çok insan, ne olur bana biraz daha hak verin. Yani çıldırıyorum ya. Bunu yesim geliyor yani. O kadar dengesiz. O kadar, ya cahilden bahsetmiyorum. Alem ya. Kürsüye çıkıyor. Ya eli ayağı bir düzgün bir laf yok ya. Ya Allah'ını seversin ya. Ya onun için ben bunu yesim geliyor ya. Bu nasıl bir şey diyorum. Dinliyorum tamam mı, bazen bilmiyorlar ne. Geçen Cuma'ya gittik beraber. Bakıyorum böyle. Bak Emir Dağı'nın şu sayfayı bilseydi bu böyle demeyecekti. Ve bu insanlara zarar oldu. Bu anlattığı şey doğru, bu ortam yanlış. Ne yapayım? Oku sen kitabını. Allah bizim geleceğimizi geçmişimizden belirlememiştir. Bir de okuyayım. Allah bizim geleceğimizi, böyle geçiyor Risale'de, istikbalden hale uğrayıp maziye dökülüyor. Biz gitmiyoruz bir yere. İstikbal hale geliyor. Hal de mazi oluyor. Bak, istikbalden hale vuruyor, dışırla sahip çıkarsan lehine döner, yoksa aleyhine gider. Dışır neydi? Dışır. Dua ile, baş harflerini ezberlemek için yaptım. Dua ile, bazıları diyecek olan dışır diye bir kitapta, külliyatta bir kelime yok. Allah'ın izniyle, öyle nurcular var ki, o kelime külliyatta var mı yok mu bilir. Dışır, ben ezberlemek için yaptım. Dua ile, iman ile, iyiye. Dışır, şuur ile, rıza ile, sahip, yani gelene dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile kabulleniyorum. Tamam ya Rabbi, gidiyor. Lehime oluyor. Ha, yok kabul etmedim. İster ise o zaten gidecek. Aleyhine dönüp gidiyor. İşte bak, Allah bizim geleceğimizi geçmişimizden belirlememiştir. Yani geçmişim rezil, geleceğim de rezil. Hayır. İyi ki Allah, ne hoş ya. Tam bir usta vallahi ya. Hoşuma gidiyor biliyor musun? Tabii usta, sarı nasıl geliyor ya. Allah hakikaten çok iyi yapıyor ya. Öyle olmasaydı ne yapardı? Ümit veriyor böyle. Bir dün akşam gece 0:23'te yazdığımı okuyayım mı size? Ok abi. 0:23'te. Saati de yazdım. Yattım. Yattım. 12'ye kadar yapmadım abi. Yattım, kalktım. Girmedi uykum.
Gittim böyle 0.23'te yazılan bir okuyayım bununla alakalı. Kalktım yazdım. Bir tuhaf bir şey geldi böyle. Masamda duruyor. Onun için yamuk yumuk yazılmış. Bir tuhaf hal geldi. Ondan sonra Allah Allah. Doğru. Kim ne bu dedim ya. Nedir bu ya? Diye sordum. Nedir dedin yetiyor. Tak cevaplar akmaya başlıyor. Bak. Her şeyin bir merası var. Bir korku. Böyle bir tuhaf hal oldu ya. İyi ki oluyor ki bunlar çıkıyor. Bir korku gibi, al gibi, ne bileyim. Hiç hoşlanmadım, hoşlanmadım bir hal. Oysa dersler, sabahtan akşama ders yapıyorsan, 4 tane, 5 tane ders yaptım dün, gün toplam. 4-5 tane ders var, yatıyorsun tam. O aradaki konuştuklarımız her. Ondan sonra gene bana geliyor böyle bir tuhaf hal. Ona dedim şu an, sen nesin ya? Her şeyin bir merası var. Yani bir köyün, bir tarlanın merası var. Orada icraat yaparsın sen tarlan şey çiftçi. Onun dışına çıkması onun dışına çıkması hakikati mugayirdir. Onun dışına kişi çıkmaması lazım. Hakikatine zıttır. Çıkma onun dışında. Şeytanın sahası da haramlardır. Harem, haram. Tamam. Şeytan bunun dışındadır. Sen hududunda kalmaya çalış, endişe ve korkuya kapılma, senin sahan hudutludur ve korunaklıdır. Sen doğruyu yaşa yeter, korku ve endişe senin sahanın içine atılıp, seni tahrik edip sahanın dışına çıkmanı isteniyor. Dışarıdan taş atıyor çocuk. Molotov kokteyl mi diyorlar? Kokteyl ha. Hani el bombası. Dışarıdan usta Allah söylüyor Kur'an'da. Ancak vehim atarlar. Usta da öyle. Dima diyor bir vehim atıp karıştırırlar diyor Lemat'ta. Senin sağına şeytan giremiyor. Oraya bir atıyorsun. Tamam beden ortak sahadır. Atıyorsun senin meran var. Tarlan çıtlarla çevrili. Çıt demek herkesin Allah'ın da merası var diyor. O da haramlardır diyor peygamber hadise. Allah'ın mülküne çevrilmiş. O da haramlardır. Bizim meramımızın çitleri oruç, namaz, ibadetler yani. Şimdi ben onun içinde miyim? Ama yeniden bir korku geldi. Ha dışarıdan atılan taş gibi. Niçin atılıyor taş? Hey kim var falan kapıdan dışarıya çıksın, sahasından, hududundan dışarıya çıksın kapalım diye. Ben de ne dedim? Endişe ve korku yapı kapılma. Senin sahan hudutludur ve korunaklıdır. Sen doğruyu yaşa yeter. Korku ve endişe senin sahanın içine atılıp seni tahrik edip sahanın dışına çıkman isteniyor. Dışarıdan atılan fakat zararı olmayan vehim ve vesveselerdir. Sen sahanda kaldıkça sakın endişe etme. Ustad siperinden ve zırhından bahsetmiş. Lemalar 72'de diyor ki zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselam sünnet-i seniyesidir. Peki sordum. Hakikat. Sen korku neyin nesidir? Biliyorsunuz korku gelecektir. Gelecekten gelir. Endişe sıkıntı, elem maziden olur. Maziden korku olmaz. Korku baktım gelecek. Gelecek Risale'de gelecekte diyor. Bitti. Korku kimde olur? Geleceği olmayanların yani geleceği olmayanları geleceğini dolduramayanların, yani ameli, davası, hedefi olmayanların karıdır, kazanımları budur. Geleceği izah edemeyen, geleceğin içine bir şeyi koyamayanlar korkudan kurtulamazlar. Bak, korku geleceği olmayanların boş olanlar içindir. Geleceğini geçmişiyle dolduramayan, geleceğini, geçmişimiz var ya, amel yaptın, namaz yaptın, oruç yaptın, risale okudun, davaya gittin değil mi? O nedir? Geçmiş. Al onu, at içeri, ileriye. Ha geçmişini alıyorsun, geleceğin içine atıyorsun, geleceğini geçmişinle doldurdun. Korku olmaz. Eğer geçmişi günah ve rezil ise onu alıp geleceğe atamıyor. O zaman geçmişini geleceğe atamayanlarda korku olur. Şu, yaptığımız ameller haşi meydana gitmiyor mu?
Haşir meydanında hesap vermeyecek miyiz İbrahim? Vereceğiz. Haşir meydanı istikbal değil midir? O zaman senin geçmişin gelecek değil midir? İşte geçmişinden korkanlar gelecekten korkuyorlar. O zaman adam gibi yap. Peki çare yok mu? Ben nurları yeni tanıdım. Rezil kepazeydim. Namazım yoktu. E peki geçmişimin formatını değiştiremez miyim? Değiştirirsin. Ama bak okuyayım. Bir de okuyayım şunu. Geleceğini geçmişiyle dolduramayan veya geçmişiyle sıkılanlara musallat olur korku. Ama sen bunu tövbe yazılım sistemiyle geçmişini değiştirebilirsin. Çünkü tövbe ruhun abdestidir. Bu tür haller, yani korku cinsinden olanlar, ani güzel yaşamak için, yani korku Allah niye vermiş? Veya cehennem korkusu, ölüm korkusunu niye vermiş? Şu anı doğru yaşamak için, adeta hayvanların meraya gitmesin diye sağ ve soldaki çitler gibiymiş. Onun için koymuş. Sağa sola meraya girme. Doğru git. Anı güzel yaşamak için, şimdiki zamanda olanları vasata koyabilmek için verilmiş. Yoksa hayatını zehir et için korku verilmemiş. Korkusunu yesinler. Peynirin arasında. Tamam mı? Dün akşam bu. Yani herkesin bir merası var. Haremi var. Mahremi var. Tamam, kal orada. Onların çıtları farzlardır. Abi taş atıyorlar. Taş atıyorlarsa atsınlar. Çünkü isabet etmiyor. Ha, senin gayen şu. Haram dairenden çıkmanı ve yolda kapmak istiyorlar. Senin sağında kal. Allah bizim geleceğimizi geçmişimizden belirlememiştir. Allah bilmesi bu mekan ve zamanın içinde bilmek zorunda değil. Yani Allah bir şeyi bilecek. Bize göre bir şeyi bilmek için gelecektir. Malzeme lazım. Feraset lazım. Geçmişi bilmek lazım. Ha? Ama Allah böyle değil. Allah zaman ve mekana yaptığı için, zaman ve mekana yaptığı için Allah zaman ve mekanla bilmez. Zaman ve mekandan daha arkadadır. Zamanlı bilmez Allah. Bir müjde vereyim size. Allah geleceğini biliyor değil mi İbrahim? Biliyor. Şimdi senin geçmişini de biliyor. Allah dün razıydım, yarın razı değil. Allah bir razı oldu mu dün geçmiş hepsini bildiği için komple, o zaman razı olması da geçmişinin de garanti olduğunu gösteriyor. Yani değişme yok yani. Yok. Allah vallahi dün razıydım, bugün razı değil. Peki bu mesela Kur'an'da da geçen bitine zaten bahsediyor. Belam bin Bahura. Ondan da razı değildi. Ama o geldiği makama baktığımız zaman abi, sanki makamları bazen Allah balık hiç tuttun? Balık tuttun mu? Oltaya. Atıyorsun. Balık geliyor, yeme. Balıkçılar hafif oynatır. Canlılık numarası yaptırır. Cahiller hemen çeker. Balık zaten o kadar hayvan değil. Ağzında tutar. Eğer çektin mi? Ha, bu tuzaktı diye gitti. Biz balıkçılar ne yaparız böyle? Balık tutanlar. Hafif oynatırız. Canlılık süsü veririz. Baktı o oynuyor. Ha can. Hemen yutuyor. İşkembesini indi mi çekiyoruz. Allah da bazılarını çok iyi biliyor. Bazı herkesi biliyor da. Bazılarını hain olduğunu biliyor. Ona istidraç olarak muvaffakiyet veriyor. Veriyor da veriyor. Ta ki yediği oltayı midesine kadar insin. Çünkü Allah'ın şöyle bir merhameti var, adaleti. Benim, ver bakalım hesabınızı benim bildiğim gibi. Yani benim bildiğim gibi hesabınızı verin. Allah öyle demeyecek. Verin yaptığınızın hesabı. Verin kaderinizin hesabı yok. Verin yaptığınızın hesabı var. Anladın mı? Verin kaderinizin hesabı yok. Verin yaptığınızın hesabı. Onun için ne yapıyor? Bunlara kalomba veriyor. Şimdi balık aldı mı? Biz numara verip hemen tutuyor falan. İleriye doğru götürüyor. Ha, tutuyor. Kaçıyor. Biz hop kalomba veriyoruz. Niçin? Yediriyoruz ta ki yiyelim diye. Bunlar da böyle. Sonra abi onlar o haldeyken zaten kendilerinin de
ne için yaptıklarını da kesin kendileri biliyor o zaman. Tabii. Yani ben bunu Allah için değil esasında ben biliyor. İşte mevki için, makam için veya şunun için. Deccal'ın peki aşireti, kavmi, kabilesi yoktu. Nasıl yükseldi? Allah yüceltti. Deccal Yahudi'ydi. Kavmi yoktu, kabilesi yoktu. İstidraçen gözüne bir sağ gözüne mi ne vermiş, sol gözüne mi? Bir manyetizma vermiş, tesir etti. Allah bir insanın hesabını artıracağı zaman ona muvaffakiyetler veriyor. Ha? Güzel oldu mu diyorum. Evet. Yediriyor. Şey var. Ayet-i kerime bak. Hafız dedim şu arabayı görüyor musun? Onun üzerindeki marka nedir dedi ya. Dedim hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyoruz. Alma. Opel dedim. Bu Opel değildi. Hafız. Nedir o? Opel yazıyor. Ya yanaş dedi. Araba sürüyoruz. Ben araba sürüyorum. Yanaş arabayı. Yanaştı. Çok bastım ama yetiştim. Ha bak Opel yazıyor. Abi gafil diyor. Üstünde ne yazıyor? Hafız üstüm üstü yok Opel yazıyor. Deli etme beni. Fani Opel yazıyor diyor. Onu o yazıyı okumak. O yazıyı okumak tamam mı? İnsanın en çok korktuğu şeylerden biri. Hani böyle büyük zatları görüp de böyle tepe takla olduklarını görmek. Büyük değillerdi. Biz öyle zannediyorduk işte abi. Öyle gözüküyorlardı. Öyle olunca hani biz de acaba hani ne zaman böyle olabilirsin. Ne zaman biliyor musun? Ne zaman elini gevşetirsen. Gitti Musa'dan elini gevşetti Belam bin Bağur'a. Bak adam Ehl-i Sünnet'ten elini gevşetti, ezanı değiştirdi. Ehl-i Bid'a oldu otomatik. Allahu Ekber, Allahu Ekber 1400 sene Deccal bile değiştirmedi. Kaldırdı, Türkçe yaptı. Ezanı öyle değiştirdi. Bu adam Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kaldırdı. Tüylerim ürperiyor. Ama maalesef muhabbet adamı kör ediyor. Bu adamı komple çöpe at denilmiyor İslam'da. Diyeceksin ki bu fiil yanlış diyemiyor. Hikmeti vardır. Aynı bu da öyle oluyor. Söylemiş gibi. Evet. Kendisi aynı. Çünkü yanlışı onaylayan yanlış yapan gibidir. Es-sebebül kel fail. Sebep olan fail gibidir. Veya zalimi seven zalimdir. Ehli bidayı seven ehli bidadır. Yanlışı onaylayan yanlışı yapan gibidir. Bir Müslümanın kanı durur ya. Eşhedü enne sen Müslüman olacaksın diye ben ezanı değiştireceğim. Tarihte böyle bir dini vazife var. Misal için söylüyorum. Tepe takla gidersin sarılmazsan. Kim olursan o sarılacaksın. Sarılınca hiç korkma ne olur. Eğer sen acaba gider miyim tepe takladan değil. Acaba ben bundan elimi gevşetir miyim? Gevşetme. Benim hiç endişem yok. Endişem bu. Acaba ben bunu elimden kaçırır mıyım? Allah benim bu elimden alır mı? Almasın. Elimde tutuyorsa Allah hidayetin adıdır. Bunu elimde tutmak Allah sana hidayeti garantilemiş demektir. Diyor şimdi diyecekler ki bana sen kimseye nasıl konuşuyorsun? Deyin kardeşim ben manyağın birisiyim. Öyle şey yapıyorlar. Bir tanesi eleştiriyor beni. Süleymaniye Vakfı'nın kurucusu var o zalim. Niye zalim? Abdülaziz Bayındır diyor ki zalim. Hatta bu konuda da o da Vehhabi. İnancı yok. Saptırıyor yani. Tabii. Niye saptırıyor? Özel bir yerde ders yapmış, sohbet ediyorlarmış evde. Birisi cepten çekmiş, YouTube'a atmış. Efendim hocam demiş benim hangi kızla evleneceğimi Allah bilir mi bilmez dedi. Sonra onu YouTube'a atmış, konu oldu Türkiye'de. Sonra televizyona çıkarttılar, savunmasın. Allah benim kimle evleneceğimi, geleceğimi bilmez dedi. Allah'a geleceği bilmez isnat edenin imanı olur mu? Ha böyle bir iman, iman böyle demeyeyim gene de böyle Allah'ı bilen yani geleceği bilmeyen bir Allah inancı olan bir adamın beni takdir etseydi ben imanımdan şüphe ederdim. Bu insanlar böyle Allah geleceği bilmez diyen insanın
Beni takdir etseydi vallahi şüphe ederdim kendimde. Aynı bir senesi aynı Bilal'in yaşında bir tane vardı. Onunla beraber konuşurlardı. O dedi ki sen Arapça da bilmesin o genci diye. Sen yani bu ya söylediği olarak da bir yanlış yani söylüyorsun. Arapça da sen de iyi bilmiyorsun dedi. Evet şeyi de yok yani. Neyse. Niçin onu çıkarttım? Dediler ki, ben dedim ki onu gündeme taşımışlar, videomu kesmişler. Bak diyor, Kur'an'ı diyor, Kur'an gibi yapıyor Risale-i Nur. Ha be zalim, Kur'an gibi yapmayacağım, sen de bilmiyor musun? Risale-i Nur dedi, benim için bitmiştir. Niye? Ben Risale-i Nur'da ne yazıyor diye bakarken, Bediüzzaman bana ne diyor diye bakmıyorum. Risale-i Nur'a bakarken, Allah ne diyor, Kur'an ne diyor, Resulullah ne diyor diye bakıyorum. Ben oradaki tabir Kur'an ve sünnette olarak görüyorum. Ve oradandır. Onu bana şey. Allah bilmesi bu mekan ve zamanın içinde bilmek zorunda değil. Onun bilmesi bu mekanın ve zamanın dışında bilmesi. Yani Allah zamanı mekanı yaptığı için Allah'ın bilmesi zamansız ve mekansız bilmek. Bizim de bunu anlamamızın zorlanması burada yatıyor. Yani bizim mekan ve zamana bağımlı olan bir kafayla anlamaya çalıştığımız için zamana ve mekana bağımlı olan bir kafayla zamansız ve mekansızları düşünmeye çalışıyoruz. Zor. Ne zaman ancak mümkün? Ne zaman enfüse dönersin? İçsel dinamiklerini aktif edersin? Enfüsü tefekkür edersin? O zaman olur. Yoksa mülkteyken melekütü düşünemezsin. Hariçte dahile bakmak. Evet. Dışarı. Evet, dahilden harice bakmak. Harice bakmak. Peki nasıl yapacağız ben bunu? Çok soruyorlar arkadaşlar da bunu dinleyen olur. Kardeşim, bulunduğun cemaat, bulunduğun abi, abla yani yer bu tür mevzulardan uzaksa sen orada gelişmezsin. Adana'ya ekilen bir bitki Rize'ye dikemezsin. Rize'nin çayını gidip de Adana'ya pamuk ovasına, pamuk ekilen ovaya dikemezsin. Fidan aynı fidan. Ha, o zaman ne olmak istiyorsan o olmak istediğin kişiler var mı? Yani ne olmak istiyorsan öyle olanlar var mı? Ha, onlarla beraber olursan bu şeyin bombalanır. Gelişir. Ben mekanla ve zamana bağlı olarak biliyorum. Ama bunu yapan Zat-ı Zülcelal bu yolla bilmiyor. Size başka bir şey söyleyeyim. İnsanın tıp ilmi vücuda bağlı. Ondan arkası yok. Değil. Bizim ilmimiz, tıp ilmi, ziraat ilmi eşyaya bağlı. Bu bir ilim. Bizim tıp ilmi insana bağımlı. İnsan. İnsanın arkasını geçemeyiz. Başka bir şey anlatacağım. İnsan yok iken insanı yapma ilmi İnsana yüklenilen ilimden farklıdır. Biz ona varamayız. Allah var iken hiçbir şey yok idi. Değil mi? Yok. İnsanı yapacağım dedi, insanı yaptı. İnsanı yapma ilmi ayrıdır, insanın arkasındadır. Bir de insana giydirilen ilim var. Bu, göz, kulak. İnsana bağımlı olan, eşyaya mahkum olan, eşyayı tanımlayan sıfatı olan bu ilim buraya bağlı. Ama yok iken onu ortaya çıkaran ilim eşyanın arkasındadır. Biz ona varamıyoruz. Sanki üç tane diyebilir miyiz abi? Mesela insandan önceki ilim, insanı ortaya çıkaran, insanın ortaya çıkmasıyla olan ilim, yani onda gözüken bilen ilim. Evet, doğru. Ha o sonraki yani. Doğru. Mesela bakın bu göz, göze bakınca bir ilim elde edersin. Kitap yazarsın. Göz. Tıp. Göz. O yazar. Senin o yazdığın kitap bu ilimdir. Nereye bağlı? Göze. Bu malum. Bu kitap ilim. İlim maluma tabi. Bu insan canibinden baktığımız zaman insanın ilmi realiteye bağlı. Fakat benim şu kitaptaki bilgi göze bağımlı. Gözün arkası değil. Öyle değil. Ha, ben onu diyorum ki bundan hariç göz yok iken gözü yapma ilmi gözün üzerine monta edilen ilme benzemiyor.
İşte enfusi tefekkür, ona sahipleniyorsun. Onu istiyorsun. Buradan çıkıyorsun. Onun için söyledim. O zaman bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Bambaşka. Enfusi demek mülke bağımlı olmayan bir alem. Yani mekan ve zamanın dışındaki bir hakikat. Hiçliğini bilmek. Yani mesela bedeni meydana getiren ilim, gözü meydana, biraz önce anlattığım gibi. Yok. Gözle, gözdeki ilmi kullanarak, tefekkür ederek, göz yokken kullanılan ilim. Buna şey deniliyor, buna akrebiyet ilahiye. Göze bağımlı olan ilim ise kurbiyet ilahiye. Kişinin gayretiyle elde edilen. Akrebiyet ise senin bu gayretini Allah'ın hoşuna gittiği için hiç mekana ve zamana bağlı olmayan bir ilme seni taşıyor. Allah sana vermesi. Sebep, mekan ve zaman yokken ol dedi oldu. Bak işte. Sebep, mekan ve zaman yokken Allah kün feyekün. Ol dedi oldu. Bu ol emrini şimdi sen zamanın ve mekanın sebeplere bağlı olan aklın ve mantık tezgahınla nasıl anlayacaksın? Bu ol ilmi mekansız ve zamansız bir alemden varlığa dönüştürme ilmi. Yani göz yokken göz ilmi. Hani göz yokken gözü yapma ilimle yapılan göze bağlı olan ilim ayrıdır. İşte ol emri göze bağlı olan değil, göz yokken gözü yapan ilim mi deniliyor. Kün, ol. Onun için o zaman sen sebep ve mekana bağlı olan bir kafayla sebebin arkası, mekanın arkasındakine talip olamazsın. Cahillerin en büyük özellikleri, bağnaz özellikleri hemen inkar ederler. Çünkü benim aklım anlamıyor. Sen sanki hakikatin ölçüsüsün. Onun aklı mekana ve zamana bağlı olduğu için zaman ve mekanı aşan bir ruhun, bir kamil insanların tefekkürü malzemelerini mekana zamana bağlı olan adamın kafası anlamaz. İşte Nur-u Muhammed'in aleyhissalatü vesselam içine bu alemi, yani mekanı ve zamanı koydu ve yarattı. Evet, mekan ve zaman mahluktur ve yaratılmıştır. Bu mahlukla Halik'i anlamak, mahlukla Halik anlaşılır mı? Ancak bilinir, iman edilir. Allah'ı geçmişe de geleceğe de koyma. Allah'ı geçmişe de geleceğe koyma. Nur-u Muhammed'den önce Allah vardı demek de yanlış. Yani Nur-u Muhammed'den önce Allah vardır demek de yanlış. Niye? Çünkü Allah evvele geçmişe koydun. Allah, yani bu kainatı yaratmadan önce Allah vardı diyoruz da anlatmak için. Ne yapayım? Oysa yanlış. Niye? Allah bu kainattan önce de vardı deyince kainatın arkasına koyduk Allah'ı. Abi o zaman... Bitireyim. Oysa o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Elem senin mekan ve zamanı anlamaya çalışan aklınla mahluk. Alem senin mekan ve zamanı anlamaya çalışan aklınla mahluk. Bu aklımı zamanın ve mekanın dışına koyamıyorum ki bu mevzuyu hakkıyla kuşatıp anlayayım. Söyle şimdi. Öyle bir şey var ki mahluk değil. O da zaten ene. Evet, mi? Ene. İşte o ene ile zaten Allah-u Teala öyle diyor ya, kendini tanırsan Rabbini tanırsın. O zaman oradan tanımaya çalışıyorsun. Evet, yani şeydir mesela. Bazılar kainatta değil, kendinden şey yapman lazım her şeyin. Tabii kainattan mümkün değil. Çünkü kainat şuradan. Bir çekirdekten ağaç yapılıyor. Şimdi sen bir dalla çekirdeği anlamaya çalışıyorsun.
veya yaprakla anlamayın. Ya arkadaş, o çekirdekten hepsi çıkmış. Çekirdeği bir hakkın tanıman için ağacın komplesiyle olacak. Çekirdek ağaca nasıl düşünüyorsunuz? Oradan çıktı değil mi? Kokusu, tadı, rengi. Ha, cennet, cehennem, varlık, mekan, zaman hep insanın çekirdeğinden yaratılmış. O zaman biz bu var ya, bu bir yerlerde, her yerde diyemiyorum. Şaşırıyorlar. Ya ben bu asıl değilim. Ben fotokopiyim. Aslımız Nur-u Muhammed'i, kök orada. Suretimiz burada. Hakikatımız alemi gaybta. Mahiyetimiz Nur-u Muhammed'i de. Değiliz biz. Bu biz değiliz. Bunlar hep kullanıyoruz. Bedeni kullanıyoruz. Ruhu kullanıyoruz. Hayatı kullanıyoruz. Akıl aletini kullanıyoruz. Bu ben değilim ki. Bu sen değilsin. O aslına varmak için sana bunlar verilmiş. Bu donanımların. Onun için en büyük yabancı kalmışız aslımıza. Biz gurbetteyiz. Dünya. Aslımız orası. Onun için çok özledim ben kendimi. Acaba ne yapıyorum o ben olan ben? Yaprak diyor ki ben çekirdeği, yani aslımı çok özledim. Dal diyor ki ben de çok özledim. Koku diyor ki ben de çok özledim. Bu değiliz ki biz. Şualar 218'de diyor ki hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği hastesidir. Sen kainatın arkasındasın. Olsun işte orası ve oralısın. Berzahsın. Yani mahluk bile değilsin. Haşa vacip değilsin. Mahluk değilsin. Berzahsın. Nur-u Muhammedi. İşte biz uzak olmuşuz kendimizden. Unutmuşuz kendimizi. Gurbette kalmışız kendimizden. İnsan kendisini özlemez mi? İnsan kendisiyle tanışmak istemez mi? İnsan kendisini tanımak istemez mi? İnsan kendisiyle kendisi olmak istemez mi? Hep başkası olmuşuz. Ya. Zaman ve mekan senin sınırlarını belirlemiş. Kayıtan, hapishane etmiş ya. Ancak ene ile bu duvarı yıkarsın. Başka yıkamazsın. Şimdi oldu. Beden bir duvar, hayat bir duvar, bilgi bir duvar. En büyük bizi, kimse duymasın bunu. Bak, en büyük bizi sınırlayan, kayıt altına alan ilmimizdir. Hem ilim bizi eşyadan mekandan çıkarır, bir yere taşır ama çoğu zaman bize mezar olur. Kayıtlar bizi, budur deriz, biliyorum dersin, olur sana mezarlık. Gömülür gidersin. Oysa ilim bu hakikat serüvenimde, hakikat miracımda, seyru enfuside, aslıma doğru seyahatte bir yöntemin bir ismidir ilim. Yani bir yerin adıdır. Aşağı geldin, tamam, kürse geldin. Yani orada da bir ilim. O tuvalete gitmek için ilim lazım. Aşağı geçmek için de ilim lazım. Ha, ama dersen ki bunu kayıtlarsan kendini, bu kadardır. Tamamdır. Şimdi kayıtlayabilirsin. Kayıtlanırsın sen. İşte bazen bize ilim dalaleti atıyor. Ama bazen bu ilim seni öteye taşıyor. Sen iradenle iradesizleri, ağaçları vesaireleri anlarsın değil mi? Ağacın iradesi olup olmadığını anlar mısın? Anlarsın. Neyle anlarsın? İradenle. Tamam. Ama iradesizler senin iradeni hiç bilemezler. Sen de mekansızlığı ve zamansızlığı ondan anlamıyorsun. İradesizler senin iradeni anlamadıkları gibi mekansızlar da ya mekanlar da mekansızları anlamazlar. Sen ağacın iradesi var mı yok mu şu ağaç? Gözüküyor. Yok. Yok. Nereden bildin? İradenle bildin. İradenle bildin. Ha, onda olmayan sende var. İşte mekansızlar da bizim gibi değiller. O zaman mekanlılar da mekansız anlamıyorlar. İraden kullanılırken dünyadaki herhangi bir malzeme kullanılmamış.
şuurun kullan yapılırken, sana takılırken dünyevi malzeme kullanılmamış. İlmin yapılırken cehalet kullanılmamış. Hayat yapılırken ölü maddeler kullanılmamış. Hayat mahluktur. Bak, hayat yapılırken ölü madde kullanılmamış. Şuur yapılırken şuursuzlar kullanılmamış. Akıl yapılırken cehalet kullanılmamış. Vücut yapılırken hiçlik kullanılmamış. Mekan yapılırken mekansızlık kullanılmamış. Zaman yapılırken zamansızlık kullanılmamış. Kader denilen o top oynamanın tüm sürecine seni de dahil etmiş. Bir spor düşünün, karşılaşma veya bir şey. Onun hududu belli, sahası belli, seyredenler belli, içeride oynayanlar belli, kuralı belli. Kural içinde oynuyorsun. Yani kural içinde hürsün. Senin kaderin bu. Yoksa o stadyumun o insanları yerleştirmek, o insan veya o sporun kurallarını koymak senin işin değil. Sen yalnız kural içinde kuralını oynayacaksın. Futbolda da öyle değil mi? Stadyum yapıyorlar. Sen yapmadın. Seyirci geliyor, sen getirmedin. Sahanın büyüklüğü, küçüklüğü seninle olmamış. Oynayanlar kaç kişi oluyor? 11 mi? 11 değil mi? 22. Onları sen tayin etmemişsin. Sporun kuralını sen koymamışsın. Bu kural içinde oynanıyor değil mi bu? Bu kural içinde kuralını oynayacaksın. İşte orada hürriyetin var. Ama bu sporculuktan çıkıp başkan olur, bilmem ne yapar, bakan olursan kural da sen koyarsın. Karşı çıkmıyor abi. Evet. Hiç kimse de çıkmıyor. Ya bu free kick, efendim penaltı, bilmem ne, ne diyorlar başka? Offside. Offside, tamam. Şu, ya ne demek offside, tam ne güzel gitmiş falan. Demiyor değil mi? Kuralı yok. Ne yapıyor? Yapıyor. Çekip gidiyor. Düştüm, hataya gidiyor. Hataya düştüm diyor. Ne? Ya ne hatası kardeşim? Kime ne vurdun? Aldın gidiyorsun, herkesi solladın. Aa, tek kaldım, tamam. Herkes tek kaldın gidiyorsun adamın kalesine. Hiç kimse yok. Yani bana ne ya, suç benim mi ya, ben geçmek mi yani, ben onları çalım yapmak mı benim suçum? Ne? Gelseydiler. Öyle mi çıktı? Ya suç yaptın. Böyle bir şey olur mu? Olur işte. Bunu kabul eden sen, kainatın offside'i de var yani. Giriyorsun harama, offside kardeş. Yan hakem kaldırıyor bayrağı. Kural içinde kuralın olacak. O top, topçunun kuralı var değil mi top oynayan? Ha, o kuralını onun içerisinde oynayacaksın. Kural içinde kuralın olacak. Senin kuralın, kural koyucu değil. Kuralın içindeki kuralındır. Yani ben nasıl misal veriyordum benim sana? Kainat sistemi kurulmuş. Güneşi senin isteğinle batırıp doğmuyor. Yağmur da öyle, dünya da öyle. Ömür de öyle senin. O zaman kainatın sistemi senin rızana bağlı değil. Yani sana tercih edilenler içerisinde tercih edebilirsin. Güneş doğsun mu doğmasın, böyle bir tercihin yok. Ama kalkayım mı kalkmayayım? Yiyeyim mi yemeyeyim mi? Namazı kılıp kılmayayım? Bu sana verilmiş. Yani kader nedir? Kader bu bütünlüktür. Yani kurallar içerisindeki senin kurallındır. Senin kuralın kurallar içerisinde geçerlidir. Ben buradan geliyor abi. Evet. O sistemi değiştirmeye çalışıyor. Evet. Bu kafayla. Yani senin kuralına, topçuyla sahanın kuralını değiştiriyor. Stadyumun kuralını değiştiriyor. Sporun kuralını değiştiriyor. Aynı bunun gibi benim yaşantımla bu bölgenin yaşantısını, dünya yaşantısını, varlığın mekan ve zamanı kaldırıyorum vesaire. Sen de o bütünün içinde bir cüzsün. Sana da tercihler içinde senin tercihin kılındı. Yani bu kainat kurallar sistemidir. Sistem, yazılım sistemi. Sen kuralını bu kural içinde ancak kullanabilirsin. Senin o kuralın bu kuralı bozmak için, aşmak için değil. Zaten bozamazsın. Yani sana mutlak tercih verilmemiş. Tercihlerin içinden tercih edeceksin. Yani güneşin doğmasını, senin ona güneşin doğmasını, senin ana babanı, kadın erkek olman gibi şeylerin
tercih sana verilmemiş. Bir sürü yaşam süreci ve şartları içinde, yani tercihlerin içinde sana verilen tercih miktarı var. Yani kadın olmak, erkek olmak, annen, baban, evladın, kızın, bunların senin tercihin içinde verilmemiş. Ömrünün süresi sana verilmemiş. Ama onu nasıl kullanacağın sana verilmiş. Yani kural içindeki kural. Güneşin doğuşu sana verilmemiş. Ama o saati aleyhine ve lehine çevirme sana verilmiş. Kader bu yani. Kader bütünlüktür o. Yani onun için insanlar anlamıyor. Yani güneşin doğuşu batışı kaderdir. Ama o güneşin doğum ve batışında geçen o zamana lehinde ve aleyhinde kullanmak da kaderdir. Bir kainatın kaderi bir desin. Ama senin o güneşin doğuşunu batışındaki o saati lehinde aleyhinde kullanma senin eline verilmiş. Kaderini değiştiremezsin demek güneşinin doğuşunu ve batışını değiştiremezsin. Ama güneş doğduktan sonra o geçen zamanı lehine ve aleyhine değiştirebilirsin. Anladık mı burayı? Duamız yazılıma girmek gibidir. Duamız yazılıma girmek gibidir. Kainat sisteminin yazılımına girmek dua. Mesela Windows var ya bilgisayar. Oraya girmek için bilgisayar seçeceksin, bilmem ne yapacaksın, tamam. Dua da kainatın yazılım sistemine, işletim sistemine girmek için şifredir. İhtiyar aklidir ve hudutludur. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltisam, itikat, dimadır. Demek ki itikat aklidir ve hudutludur. Yani akli dimadadır. İsterseniz buraya girmeyeyim, yarın burayı yaparız. Bir saat olmuştur. Evet. O zaman burada çünkü antika bir konuya giriyor ama harika bir şey. Eğer yarın isterseniz öyle tekrar bunu yaparız. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salavâtı.